Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üzücü bir haberiyle karşınızdayım. ETS2 Multiplayer'da değiliz maalesef. Niye ETS2 Multiplayer'da olmadığımı bazı arkadaşlar bilmiyor. Bilme için söyleyeyim. Arkadaşlar maalesef ETS2 Multiplayer'da yani Trax MP'de perma ban yedik. Yani kalıcı yasaklandım. Kalıcı yasaklanmamın ne nedenini birazdan size anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki evimiz burasıydı. Kirkenes'te tek evimiz burası ve gideceğimiz tek yol Kirkenes maden yoluydu. Şöyle son kez bakalım. Sıfır kamerası. Böyle işte arkadaşlar. Yani tek madeni göstermem maalesef. Bayağı bir uzak. Ve bizim bugünkü aracımız Skoda arkadaşlar. Bugün Kirkenes'i maalesef terk ediyoruz arkadaşlar. Hemen kontağı açalım. Motoru çalıştıralım. Vitesi bile attık abi. El frenini indirdik. Sağımıza solumuza bakıyoruz şöyle. Kimse yok. Arkadaşlar bak. Tesadüfe bakar mısın? Üzücü videomuzda yağmur yağıyor. Vallahi ben planlamadım arkadaşlar. Yemin ederim. Gökyüzü bile ağlıyor lan. Neyse. Perma olayına gelelim. Hani yeminim bozdum. Artık Kalais ve Duisburg yolundayım. Altta video çekmiştim ya arkadaşlar. O videoyu ben iki kere çektim. Birincisinin sorun oluştu. İkincisini çekip YouTube'a atmıştım. Birinci videoda başıma şu geldi. Kalais'e giderken bir şahıs beni solladı. Ben hızımı kesmedim ve arkadaş beni geçemeyince karşıdan geleni çarpmamak için önüme kırdı. Orada kaza yaptım. O videoda beni solan arkadaşı suçlu bulup report videosunu alıp Trax MP sitesine raporladım. Bunun üzerine admin raporda solan arkadaşı değil de beni suçlu buldu. Suçumu şöyle belirtti. Sollamasına izin vermeyip hız kesmediğim için kazaya zorlanmışım. Bu yüzden 2.5 kural ihlalinden beni 8 Mart tarihine kadar yani bugüne kadar yasaklamıştı. Katılıyorum. Fakat en yeni raportum videosunu alıp yasaklama nedeni ekleyeceğine en üstten 3. eski raporuma giriyor. Oradaki report videosunu alıyor. Tekrar en yeni raporuma girerek yasaklama nedenini eski report videosuna ekliyor. Beni bu hatasını fark ederek admin'e itirazda bulunuyorum. Kafa karışıklığı olmasın diye eski raportum videosunu sileceğime asıl ekleyeceği linkteki videoyu yanlışlıkla sildim. Admin ise bunu fark edip yasaktan kaçma nedeniyle 1.2 kural ihlali üzerinden beni kalıcı olarak yasakladı. Tekrar itiraz ettim. İtiraza yanlış videoyu sildiğimi, ona hatalı link ekleyip benim de bu hataya düştüğümü, onu yanlış video linki ekleyip işlerin değiştiğini vesaire şeyle anlattım. İtirazımı kabul etmedi. Topu topuna 4 kere itiraz ettim, yine reddetti. Tam bir inatçı keçi çıktı. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Bunun üzerine takipçilerimin beni yönlendirdiği adminlere yazdım fakat onlar da çözüm bulamadı. Ama elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Umarım kalacaksam geçici yasağa dönüşür de ben de videolarıma kaldığım yerden devam ederim. Tek temennim bu. Admin eğer yanlış video link eklemeseydi bundan hiçbir başıma gelmeyecekti arkadaşlar. Burada adminin hata olduğunu düşünüyorum. Ya arkadaş, sen en yeni rapordaki report videosunu alıp yasaklama nedeni ekleyeceğini bilmiyor musun? Bu kadar mı acizsin? Allah'ını seversen ya. Geçsen yabancısın, Allah inancın mı var? Allah inancın olsa şimdiye affetmiştin. O benim hayallerimi yıktı. Hevesimi kursağımda bıraktı. Allah da onun hayallerini yıksın. Mazlumun ahı yerde kalmaz. Ama mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Sadece zamanı var. Zamanı gelince onun da hayalleri yıkılacak. Buna inanıyorum. Trax MP'de az da olsa adalet varsa eğer adminin hatasının cezasını benim çektiğimi anlayıp ona da ceza vereceklerdir. Adminin hatasının cezasını ben çekiyorum. Var mı böyle bir şey arkadaşlar? Ha bir de adminin bana tuzak kurduğunu düşünüyorum. Çünkü admin eski raporun videosunu alıyor, yasaklama nedenini ekliyor. Bunu fark edip benim asıl videomu sileceğimi düşünerekten asıl videonun yedeğini alıyor ki asıl videoyu silersem kalıcı yasaklayacak ve yasaklama nedenini yedek aldığı video ekleyecekti. Ben de beni bu tuzağa düşüp asıl videoyu yanlışlıkla sildim. Film gibi ya. Harbi diyorum, var mı böyle şey? Durumu her düşünme şaşırıp kalıyorum arkadaşlar. Ben başka bir şey demiyorum. Allah da olan yardımcısıdır. Hayır dediklerimizde şer, şer dediklerimizde hayır vardır. Var bunda da bir hayır. Bir haftadan böyle itirazlarla beklemekle itirazımı kabul edecek ümidiyle geçirdim. Ama o ne yaptı? Kabul etmedi. Bu süreç içerisinde tadım tuzum olmadığı için video bile çekesim gelmedi. Artık nereye kadar video çekmeyeceğim. Bugün bari çekeyim de kanal boş kalmasın dedim. Ve şu anda videomuzu çekiyoruz. Ve şunu anladım ki başkasını suçlu bulup raporlamadan önce acaba orada ben de suçlu muyum diye düşünmek gerekiyormuş arkadaşlar. Ne diyeyim? Benden bu kadar. Şu anda terk ediyoruz bakalım. Bekliyoruz.
Önümdeki arkadaş tamamıyla ilerledi. Arkama da biri yanaştı. Selam canım. Biz aracı nereye çeksek ki acaba? Bulana kadar otelde kalacağız. Burası otel büyük ihtimal. Aynen, burası otel. Otelde kalacağız. Buralarda gezdikçe aklıma Kirkenes Maden Yolu geliyor ve üstelik Mutpir de geliyor arkadaşlar. Aklına getirmek adına evi başka yerden alacağız, yeni evimizi. Umarım orada bari mutlu oluruz, bilemiyorum. Büyük ihtimal evimizi Türkiye'de alırız ya. Bilemiyorum artık. Türkiye'de bize göre ev varsa alırız. Yoksa başka yerden alırız. Bu arada arkadaşlar video planını yapmıştım. Pazartesi günü ETS'deki mod, Salı günü Minecraft, Çarşamba günü Farming Simulator, Perşembe günü PUBG, Cuma günü Zula, Cumartesi ve Pazar günleri video yerine yayın olacak diye video planı ve yayın planı oluşturmuştum. Bir de arkadaşlar ben bunları şöyle planladım. YouTube kanalımızın topluluk sekmesinde bir oylama başlattım. Oylamaya göre böyle sıraladım arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani oylama yapan var, yapmayan var. Yapmayan varsa bunu söylemiş oldum. Oylama yaptık gençler. Bilenler biliyor zaten. Evet, videomuzu bitirelim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Gülmeyi unutmayın. Bay bay.